Canlarım selam, TYT Matematik Full Tekrar kampımızın 29. gününün 2. videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün arkadaşlar sizlerle fonksiyonlar soru çözümüne geçiyoruz. İlk videoda yani 29. günün 1. videosunda fonksiyonlarla alakalı konu özetimi, hatırlatmalarımı yapmıştım. Şimdi dibine kadar soru çözeceğiz. Fonksiyonlarda, TYT fonksiyonlarda karşımıza çıkacak her şeyi sizlere grafikler, fonksiyon türleri, fonksiyonla değer bulma, görüntü bulma, ters, bileşke, fonksiyonlarda 4 işlem vesaire hepsini sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım canlarım. İsterseniz vakit kaybetmeyelim ve TYT Matematik Full Tekrar video ders kitabımızın 175. sayfasını açalım. Bugün sizlerle 175, 176 ve 177'yi konuşuyor olacağız. Ve 177'nin sonunda da kampımızı bitireceğiz. Bir sonraki günde son günümüz olacak. 30. günde TYT Matematik Full Tekrar kampını noktalamış olacağız. Dersimiz başlasın. Evet, birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi tanımlı olduğu aralıkta bir fonksiyon belirtir diyor. Bir bağıntının fonksiyon belirtmesi için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? 1. Tanım kümesinde açık eleman kalmayacak. 2. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden çok elemana aynı anda gitmeyecek. Şimdi bakıyorum. F z'den n'ye fx eşittir 2x artı 1. Şimdi arkadaşlar tanım kümemiz ne? Tanım kümemiz tam sayılar z. Acaba yazdığımız her tam sayı karşıda bir doğal sayı karşılığını buluyor mu? Çünkü değer kümesi doğal sayılar, görüntü kümesi. Bulmaz arkadaşlar. En basitinden f-3'e baksak mesela. X yerine -3 yazdığım zaman -6, 1 ekledim -5. Ama doğal sayılarda -5 diye bir eleman olmadığı için -3'ün gideceği bir yer var mı? Yok. O zaman -3 açıkta kaldı. Demek ki bu ifade bir fonksiyon belirtmez. B şıkkına bakıyorum. Reel sayılardan tam sayılara olmaz. Mesela en basitinden arkadaşlar F6'yı bulsak, 6 R'den alınıyor yani reel sayılardan alınıyor ama F6 6-4'ten kök 2'ye eşittir. Kök 2 bir tam sayı mıdır? Bakın görüntü kümesi tam sayılar. Hayır, kök 2 bir tam sayı değildir. O zaman kök 2 açıkta kaldı. Kök 2'nin gideceği bir yer yok. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtmez. R'den R'ye fx eşittir x artı 3 bölü x eksi 2. Arkadaşlar burada f2'ye bakın. X yerine 2 yazarsanız 5 bölü 0 gelir. Bir sayının paydasına 0 geldiği zaman tanımsızlık gelmiş olur. Dolayısıyla 2'nin gideceği bir yer var mı? Hayır. Tanımsız bir ifadeye gittiği için 2'nin gideceği bir yer yok. Dolayısıyla tanım kümesindeki 2 açıkta kaldığı için C şıkkı da bir fonksiyon belirtmez. Son olarak D'ye bakalım. Doğal sayılardan doğal sayılara fx eşittir 3x artı 1. Buna baktığımız zaman arkadaşlar her doğal sayıyı doğal sayıya götürüyor mu? Götürür. Mesela 0 yazsan 1'e götürür, 1 yazsan 4'e götürür, 2 yazsan 7'ye götürür. Her doğal sayının karşılığına bir doğal sayı geliyor ve burada bir doğal sayıyı yerine yazdığımızda başka bir doğal sayı yazdığımızda aynı sayıyı verecek diye bir durum ben göremiyorum. Genelde arkadaşlar fonksiyon olmanın ikinci şartı olan hani bir eleman birden çok elemana birden gidemez var ya, onu kareli fonksiyonlar sağlamaz. Hani genelde o da yani her zaman değil. Dolayısıyla D şıkkı bir fonksiyon belirtir. E niye belirtmiyor? Çünkü E'de de f0 yazmak isterseniz 2 bölü 0 olur. Bakın n yani doğal sayılar kümesinde 0 var. Ama 0'ın tam sayılarda bir karşılığı var mı? Yok. Çünkü 2 bölü 0 tanımsızdır. Dolayısıyla 0'ın gideceği bir yer olmadığı için 0 açıkta kalır ve E şıkkı da bir fonksiyon belirtmez. Tamam mı? İkinci soruyla devam ediyorum. Yukarıda grafiği verilen fonksiyonun tanım kümesi A ve görüntü kümesi B olduğuna göre A kesişim B aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. A kesişim B. Şimdi arkadaşlar x'ler tanım kümesinin elemanlarıdır. Y'ler değer kümesinin ya da işte görüntü kümesinin elemanlarıdır. Şimdi bize A fonksiyonun tanım kümesi diyor. Bakıyorum -4 ile 3 arasında değerler almış görüyorsunuz. -4'ü alabilmiş. Ama 3 değerini alamamış. Bu A kümesi oluyor arkadaşlar. Şimdi B kümesini yazacak olursam. B kümesi de yine yukarıdan 4 ile sınırlı. Aşağıdan da -3 ile sınırlı. Bakın değer kümesi dememiş dikkat ederseniz. Değer kümesi olsaydı bütün reel sayıları alabilirdim. Değer kümesinde bir sınırlama yok. Ama görüntü kümesi eşlenenler olduğu için görüntü kümesi fonksiyonun değer aldığı aralıktır. Dolayısıyla şurasıdır. Yani -4 ile -3 aralığı diyebiliriz. Şimdi bunların kesişimini soruyor. Bak bunları sayı doğrusunda göster şöyle. -4 şurada. -4 dahil. Tamam mı? 3 şurada. 3 şurada. 3 dahil değil. Sonra altına bir tane daha çiz. -4'ten 3'e kadar. Bir de 4'ten 4 neresi? 4 şurası. 4'ü dahil edelim. -3 neresi? -3 de şurası. Tabi burayı 4'ten -3'e yazmamız saçma oldu. -3 şöyle yazmamız gerekir değil mi? Önce -3'ü küçük olanı yazmamız gerekir. Sonra 4'ü yazmamız gerekir. Şu şekilde yazmamız gerekir. Tamam. Şimdi eksi 3'ten 4'e kadar. Eksi 3 şurası dahil değil, 4 de burası. Bakın yukarıyı da sağlayanlar burası, aşağı sağlayanlar burası. Kesişim sorduğuna göre ikisini de aynı anda sağlayanları, yani şu aralığı almamız lazım. Burası arkadaşlar kaçtır? Eksi 3'tür. O zaman eksi 3 ile 3 aralığı diyebiliriz değil mi? Bak şurayı almamız gerekiyor. Bu aralığın başlangıcı eksi 3. Bu aralığın bitişi de artı 3. O zaman arkadaşlar eksi 3 dahil mi? Hayır, aşağıda dahil değil çünkü kesişim aldığımıza göre iki tarafta da olması lazım. Kesişim ne demek? İkisini de sağlayanlar. Eksi 3'ü alamayız. 3'ü de dahil olmadığı için alamayız. Eksi 3, 3 kapalı açık aralığı olur. Doğru cevabımız da 5 olur. Tamam mı? 3 ile devam ediyorum. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için eşitlikler veriliyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar f a 3a artı 5. Biz burada a yerine x artı 2 yazmak istemişiz. Hemen a yerine x artı 2 yazarsak f x artı 2 eşittir 3 çarpı x artı 2 artı 5. Değil mi? A yerine x artı 2 yazdık. Nerede? Burada bak. A yerine x artı 2 yazdım. A yerine x artı 2 yazdım. Bunun sonucu kaça eşitmiş? 17'ye eşitmiş. 5'i karşı tarafa atarsam 3 çarpı x artı 2 eşittir 12 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersem x artı 2 eşittir 4 yapar. 2'yi de karşı tarafa atarsam x eşittir 2 yapar. Hayırlı olsun, x'in kaç olduğunu bulduk, 2'ymiş. Şimdi diğer tarafa geldim. G fonksiyonunda x gördüğün yere, daha doğrusu b gördüğün yere, şuradaki b gördüğün yere kaç yazıyormuşsun? Y eksi 3. Hadi yazalım. F değil g artık. G y eksi 3 eşittir 4 eksi 2 çarpı y eksi 3. B yerine y eksi 3 yazdım. Bunun kaç olmasını istiyor? 6 olmasını istiyor. 4'ü karşı tarafa atarsam eksi 2 tane y eksi 3 eşittir 2 yaptı. Her iki tarafı eksi 2'ye böldü. Buradan y eksi 3 eşittir eksi 1 yaptı. Eksi 3'ü de karşı tarafa atarsak y eşittir kaç yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Y'nin de 2 olduğunu bulduk. Bize x artı y toplamını sormuş. O zaman 2 ile 2'yi toplarsak sorumuzun cevabı 4. Yani Denizli horozu olacak. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Yukarıda aşağıda R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar verilmiştir. Buna göre fonksiyonlardan hangileri birebirdir diye soruyor. Birebir ne demek? Tanım kümesindeki her elemanın değer kümesindeki farklı görüntüsü olması gerekiyor. Aynı iki tane eleman ya da 3 tane eleman, yani birden fazla eleman bir elemana gitmeyecek. Peki mesela fx. Başlangıçtaki şu birinci öncüldeki fx birebir değildir. Niye? Bakın kareli fonksiyonlarda birebirden her zaman şüphelenin. X yerine eksi 1 yazdığınız zaman eksi 1'i eksi 1'in karesi 1 olduğu için 1 artı 1'den 2'ye götürür. F1'i yazmak istediğiniz zaman 1'i de 1 artı 1'den 2'ye götürür. Yani eksi 1'i de 2'ye götürüyor. Artı eksi 1'i de 2'ye götürüyor. Tamam mı? Artı 1'i de 2'ye götürüyor. Yani aynı elemana götürüyor. Dolayısıyla birebirlik bozulur. Birinci birebir midir? Hayır, değildir. İkinci, bakın 2 üzeri 5 artı 1. Burada bir problem olmaz. Kuvveti 2, 4, 6 çift sayılar olmadıkça bir sorun olmaz. İşte G1'i 2'ye götürürken G-1'i 0'a götürür mesela. G2'yi 32 artı 1'den 33'e götürürken G-2'yi eksi 31'e götürür. Dolayısıyla burada bir problem yok. İkincisi birebir bir fonksiyondur. Üçüncüsü de birebirdir. Burada hemen not verelim arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonlar her zaman birebir ve örtendir arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonlar her zaman birebir ve örtendir. Unutmayın. O yüzden x artı 3 ax artı b formatında yazıldığı için bir doğrusal fonksiyon, haliyle de birebir bir fonksiyon. Cevabımız 2, 3 yani değişik olacak. 5. soruyla devam ediyorum. Bize bir fonksiyonu vermiş. Reel sayılardan reel sayılara 3x-6 bölü a-5x fonksiyonu sabit bir fonksiyondur. Bu fonksiyon da sıfır fonksiyonudur. A artı v artı c artı d. Sıfır fonksiyonundan bahsetmedik. Sabit bir fonksiyonun özel halidir arkadaşlar. Direkt fx eşittir sıfır fonksiyonuna sıfır fonksiyonu denir. Fx eşittir c şeklinde genellediğimiz, c eleman r olmak üzere, fx eşittir c şeklinde genellediğimiz fonksiyonlar sabit fonksiyon, fx eşittir 0 fonksiyonu direkt 0 fonksiyonu arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da unutmayalım. Şimdi fx eşittir falan fıstık fonksiyonu sabittir. Şimdi sabit fonksiyonda x'li terim olmaz. Sabit fonksiyon fx eşittir c şeklinde olmalıdır. Ama ben buraya bakıyorum, burada x'li terimler var. Şimdi bakın 3x eksi 6 şeklindeki bir ifadenin sabit fonksiyon olabilmesi için bu yukarı taraf 3 parantezinde x eksi 2 ya. Aşağı tarafında arkadaşlar bir şey parantezinde x eksi 2 olması gerekir ki x eksi 2'ler birbirine götürdüğü zaman 3 bölü bir şeyden ne gelsin? Sabit bir sayı gelsin. Yani eğer birinci dereceden bir fonksiyonun birinci dereceden bir fonksiyona bölünmüş hali bir sabit fonksiyonsa orada mutlaka sadeleşmenin yaşanması lazım. Burada da biz bunu şöyle deriz. Mesela 3 parantezinde x eksi 2'yi 2 parantezinde x eksi 2 ile sadeleştireceğiniz zaman dağıtın içeri 3x eksi 6 bölü 2x eksi 4. Bakın arkadaşlar, buradaki x'in katsayısının aşağıdaki x'in katsayısına oranı yukarıdaki sabit katsayının aşağıdaki sabit katsayı oranına her zaman eşittir. Eğer sadeleştirme oluyorsa. Sadeleştirme oluyorsa kesirlerde katsayıların orantılı olması gerekir. Dolayısıyla eğer bize verilen soruda bir sadeleştirme varsa, ki var çünkü fonksiyon sabit fonksiyon demiş, o zaman katsayıları orantılı olmalıdır. Yani yukarının x katsayısıyla aşağının x katsayısının oranı yukarının sabit sayısıyla aşağıdakinin sabit sayısına oranladığımız zaman bunların bu şekilde eşit olması lazım. İçler dışlar yaptığımız zaman 3a eşittir 30'dan a eşittir ne gelir? 10 gelir. İsterseniz a yerine 10 yazarak sadeleşmeyi görebilirsiniz kendinizde. A yerine 10 yazarsanız 3x eksi 6 bölü 10 eksi 5x. Yukarı tarafı 3 parantezinde x eksi 2 diye. Aşağı tarafı da eksi 5 parantezinde x eksi 2 diye yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu x eksi 2'ler sadeleşirse sabit olan değerimiz eksi 3 bölü 5'e eşitmiş. Yani a'nın kaç olduğunu bulduk arkadaşlar? 10. Güzel. Şimdi aşağı gelelim, sıfır fonksiyonu diyor. Sıfır fonksiyonunda arkadaşlar x kareli terim olmaz. X küplü terim olmaz. X'li terim olmaz. Sabit terim olmaz. Bunların hepsinin ama hepsinin sıfır olması gerekir. Dolayısıyla bakın burada 2x kare var. Burada eksi bx kare var. Buradaki b'nin 2 olması, pardon özür dilerim. Burada eksi cx kare var. Buradaki c'nin 2 olması gerekir ki eksi 2x kare artı eksi 2x kareyi götürsün ve x kareler gitsin. Yani c'nin kaç olması lazımmış? 2. Aynı şekilde burada artı 7x var. Burada eksi bx var. B'nin 7 olması gerekir ki artı 7 eksi 7'yi götürsün ve x'ler de gitsin. Yani b'nin 7 olması lazım. Aynı şekilde buradaki d'nin de 1 olması lazım ki eksi 1 artı 1'e gitsin. 0 kalsın ve 0 fonksiyonunu elde edebilirim. Yani buradaki d'nin de 1 olması lazım. A'nın da 10 olduğunu bulduk. Bunların hepsini topladığımız zaman 9, 10, 10 daha cevabımız 20. Yani A şıkkı olarak bulunmuş olacak. 6'ya geldik. Bize bir f fonksiyonu vermiş. Öncelikle bir a kümesi vermiş. 1'den 7'ye kadar olan rakamlar var a kümesinde. Sonra bir f fonksiyonu vermiş. A'dan a'ya tanımlı. Bu f fonksiyonunun birebir bir fonksiyon olduğunu söylemiş. Buna göre toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark kaçtır? Arkadaşlar bu toplamın alabileceği en küçük değer için bu ifadelerin en küçük değerlerine bakmamız lazım. Şimdi 2'nin fonksiyon bakın a'dan a'ya tanımlanıyor. Yani şöyle düşünün. Bakın. Şu küme ne var içinde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kümesi. A kümesinden A kümesine tanımlanan bir f fonksiyonu. Bak şöyle. Şimdi şu şekilde. Şimdi 2'nin gideceği yer en az olsun istiyorum. O zaman 2'yi 1 ile eşleyeyim. Sonra 4. 4'ü 2 ile eşleyeyim. Bak 4'ü de 1 ile eşleyemem. Çünkü başta bire 1 diyor. 6 var. 6'yı da 3 ile eşleyeyim. Eşleyebileceğim en küçükleri seçtim. Yani 1 artı 2 artı 3. Bu minimum değeri. Minimum değeri kaç yaptı? 6. Şimdi maksimum değere baktığınız zaman 1'in gidebileceği en... 1 değil. F2 pardon. 2'nin gidebileceği en büyük değer 7. 4'ün gidebileceği en büyük değer 6. 6'nın gidebileceği en büyük değer de 5. O zaman arkadaşlar alabilecekleri maksimum toplamda 7 artı 6 artı 5. Yani kaç oluyor? 11, 7 daha 18 oluyor. Maksimum değer 18, minimum değer 6. Aralarındaki fark da 18 eksi 6'dan 12 yapacak. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak. Tamam. Diyor ki fx eşittir ax artı b şeklindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyonlar denir. Eyvallah. F doğrusal fonksiyon olmak üzere. F3 7, F1 5 ise F7 kaçtır? Şimdi iki yöntemle çözeceğim. Birinci yöntem şu. Arkadaşlar fx eşittir ax artı b'yi yapıştıracaksınız. Eğer soruda size doğrusal fonksiyon diyorsa. 3 yazınca 7 çıktığını söylüyor. X yerine 3 yazın. 3a artı b 7'ymiş. 1 yazınca 5 çıktığını söylüyor. 1 yazın. a artı b eşittir 5'miş. İki bilinmeyeni denklem çözün. Aşağı tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayın. 3a'dan 1a çıktı 2a. B'ler gitti zaten. 7'den 5 çıktı 2. 2a 2 ise a buradan kaç yapar? 1. A'mız 1'miş. A1 tamam. A1 ise herhangi bir denklemde 1 yaz A yerine. 1 ile neyi toplarsan 5 yapar. 4'ü toplarsan. Yani B'de 4. O zaman bizim fonksiyonumuz yani fx neymiş arkadaşlar? A yerine 1 yazdım. X. B yerine 4 yazdım. X artı 4. Fx eşittir x artı 4'müş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? F7'yi soruyor. O zaman x yerine götüreceğiz. 7 yazacağız. 7 yazdığımız zaman 7 artı 4'ten 11 yapar. Cevabımız E şık. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda artışlar her zaman doğrusal, yani aritmetiktir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. F1 eşittir 5 ya. F1 eşittir 5. F3 de 7 ya. F3 eşittir 7. Arkadaşlar 1'den 3'e kaç artış var? 2 artış. 5'ten 7'ye kaç artış var? 2 artış. Yani x'ler 2 artarken y'ler de 2 artıyor arkadaşlar. O zaman f1 eşittir 5 ise, soru da bize f7'yi soruyorsa, bakın 1'den 7'ye kaç artmış? 6 artmış. Y'ler, x'ler 6 artmışsa y'ler kaç artacak? 6 artacak. 5'in üstüne 6 eklerseniz cevap direkt 11 çıkar. Doğrusal fonksiyonlarda böyle trikler, böyle korsan yollar vardır. Unutmayın. Örnek 8. F fonksiyonunun grafiği orijine göre simetrik. Ne demek bu orijine göre simetrik? Demek ki bu bir tek fonksiyonmuş. Eşitliği sağlanmaktadır. F a değeri kaçtır? Orijine göre simetrik fonksiyonlarda arkadaşlar nedir? F eksi x, yani tek fonksiyonlarda eksi fx'tir. F eksiyi kusar. Dolayısıyla bakın bu eksiyi dışarı çıkardı. Önünde bir eksi daha var, artı oldu. Yani 2 tane fx artı 1 tane fx eşittir x küp eksi a eksi 3x kare artı 3 tane x yaptı. Sonra buradan 3 tane fx eşittir x'in kübü artı a eksi 3'ün x karesi artı 3 tane x. Şimdi arkadaşlar sonuçta 3'e de bölsek hiç fark etmez. X kare fx'i yalnız bıraktığımız takdirde x kareli katsayısı var, ama tek fonksiyonlarda böyle bir şey olamaz. Demek ki bunun önünün, şuranın kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım ki oradan gitsin. Yani a'yı 3 bulduk. A yerine 3 yazarsak 3 çarpı fx eşittir x küp, burası gider, artı 3x. Bize sorulan f a değeri, yani f 3 değeri, a yerine 3 yazdık ya, x yerine 3 yazarsak o zaman 3 tane f3 eşittir 3'ün kübü 27 artı 3 kere 3'ten de 9. Buradan 3 tane f3 eşittir 36 yapar. Her iki tarafı da 3'e bölersek arkadaşlar f3 eşittir 36 bölü 3'ten 12 yapacaktır. Doğru cevabımız Denizli şıkkı olacak. 9. F fonksiyonu çift fonksiyon olup tanım kümesi B virgül A kapalı aralığıdır. Tek ve çift fonksiyonlarda tanım kümesinin eksi a, a şeklinde mutlak değerce eşit tanım kümelerinin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Fx fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır? Şimdi dikkat ederseniz bu fonksiyon bir çift fonksiyon mu? Çift fonksiyonda tek dereceli terim olur mu? Olmaz. Demek ki a eksi 4'ün 0 olması lazım. Buradan anlaşılıyor ki a eşittir 4. a 4 ise o zaman fx eşittir. A yerine 4 yazınca gitti. X kare artı 4 tane b geldi. Tamam mı? Şimdi b virgül a yerine 4 yazdım. B virgül 4 aralığı. B virgül 4 aralığıysa eksi a, a şeklinde olması gerektiği için b'nin eksi 4 olması lazım ki çift fonksiyonun tanım kümesi kuralına uysun bu tanım kümesi. Yani b eksi 4 olacak. Eksi 4'ü 4 kapalı aralığında tanımlı olması gerekiyor çünkü. B'miz eksi 4 ise o zaman bizim fonksiyonumuz fx eşittir x kare eksi 16. Fonksiyonumuz x kare eksi 16, tanım kümemiz de eksi 4'ten 4'e. Buradaki tam sayıları soruyor. O zaman tam sayıları yerine yazarak tam sayılar bulacağım. Şimdi burada şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakın bu fonksiyonun y eksenini kestiği nokta, x'ine 0 verirseniz eksi 16. Dolayısıyla bu fonksiyon şöyle bir fonksiyon. Şeklini bilmenize gerek yok ama 3 aşağı 5 yukarı eksi 4'ten artı 4'e kadar değerler alan bu şekilde bir fonksiyon arkadaşlar. Eksi 4'ü yerine yazdığınızda bazı değerler, artı 4'ü yerine yazdığınızda bazı değerler geliyor. Hatta eksi 4 ile artı 4 0 yaptığı için oralar değildir. Şuralardır. Burası eksi 4'tür. Burası artı 4'tür. Dolayısıyla ben şurayı silebilirim bak. Şurası yoktur. Şurası da yoktur. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir fonksiyondan bahsediyoruz. Bunun da alabileceği tam sayı değerleri gördüğünüz gibi 0'dan başlayarak 0'ı da alabilir. 0'dan başlayarak eksi 16'ya kadar gider. Yani 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, nokta nokta nokta, eksi 16'ya kadar bütün değerleri alabilir. Yani toplamda 17 tane tam sayı değerimiz vardır. Doğru cevabımız da B şıkkı olacak. 10. soru. F, G ve H reel sayılar tanımlı olmak üzere hangileri olabilir? Arkadaşlar toplamayı çarpmaya götüren bir fonksiyon. Hemen hatırlayın, üstel fonksiyonlar. Bakın farkındaysanız hep 2 üzeri x var üstelde. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. Bak fx'i 2 üzeri x alırsanız fx artı y 2 üzeri x artı y olur. Üssü sayıları 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y diye yazabiliriz. Bu şekilde yazarsak da arkadaşlar 2 üzeri x dediğimiz şey fx olur. 2 üzeri y dediğimiz şey de fy olur. Yani arada çarpım var. Yani f2 üzeri şöyle fx artı y'yi biz yani 2 üzeri x artı y'yi fx çarpı fy formatına getirebildik. Dolayısıyla birincisi 2 üzeri x şeklinde olabilir. C şıkkı elendi. E şıkkı elendi. İkinciye bakalım. Toplamı yine toplama götürecek bir fonksiyondan bahsediyoruz. Nasıl bir şey olabilir acaba? Şimdi gx artı y. Şimdi gx'i şey alalım arkadaşlar. X artı 1 alalım. O zaman gx eşittir x artı 1 ise gy de y artı 1'dir. Gx artı y de x artı y artı 1'dir. Bu acaba x artı 1 artı y artı 1'e eşit midir? Hayır, eşit değildir. O zaman A şıkkı elendi. 3x alabilir miyiz gx'i? Bakalım. Gx'i 3x alırsak arkadaşlar o zaman gy'yi de 3'yi almamız gerekiyor değil mi? Şöyle silelim bir daha. Sildim. Şimdi bak gx'i 3x aldım. O zaman gy'yi de 3y almam gerekir. O zaman gx artı y 3x artı 3y olur. Daha doğrusu öyle olmaz. Gx artı y 3 çarpı x yerine x artı y yazdığım için x artı y olur. Yx artı gy de 3x artı 3y olur. Gerçekten 3x artı y 3x artı 3y'ye eşit. Yani gx eşittir 3x olabilir. Ama 2x de olabilir arkadaşlar. Çünkü 2x'te de 2 parantezinde x artı y 2x artı 2'ye eşittir. Yani g bize soruyu çözmedi. Hx çarpı y hx çarpı hy. Bak hx'i 1 bölü x alırsanız hx eşittir 1 bölü x. O zaman hy'de 1 bölü y olur. O zaman şöyle düşünün. Hx artı y. X çarpı y. Hx çarpı y 1 bölü x çarpı y olur. Hx 1 bölü x. Hy'de 1 bölü y. Gerçekten 1 bölü x çarpı y. 1 bölü x çarpı 1 bölü y'dir. Dolayısıyla hx 1 bölü x olabilir. Ama C şıkkı elenmiş. Yani niye denedim ki ben onu? Tüh lan. Neyse. Şuraya bakalım. X küpü deneyelim arkadaşlar. Hx küp. X eşittir x küp olsun. O zaman hy'de y küp olur. O zaman hx artı y'de x artı y'nin kübü olur. Peki x artı y'nin kübü x küp çarpı y küpe eşit midir? Hayır değildir. Demek ki x küp de olamaz. O zaman cevabımız D şıkkı oluyor. Gerçekten bakın hx x artı 1 ise hy'de y artı 1'dir. Hx çarpı y'de x çarpı y artı 1'dir. Gerçekten x çarpı y artı 1 eşittir hx çarpı hy. Yani x artı 1 çarpı y artı 1'e eşit olmak zorunda. O zaman cevabımız B şıkkı olacak değil mi? Bu B şıkkı olacak. Yani 2 üzeri x, 3x ve x küp. B şıkkı. 11 ile devam ediyorum. Bağıntıları veriliyor. Buna göre g bileşke f'in tersinde 3 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle bize sorduğu bileşke fonksiyona bir bakalım. G'nin içerisinde f'in tersinde 3. Bu şu demek. G'nin içine f'in tersine 3'ü yazdığınız zaman bu ne oluyor demek. Öncelikle buna bir bakalım. Yani bunun sonucunu arıyoruz biz ama içinden gideceğiz tabii ki. Kardeşim önce f'in tersi 3 ne? Bak. Sen fx y'ye eşitse f'in tersinde y'nin de x'e eşit olduğunu biliyorsun. Bunların yerini değiştir şöyle. F'in tersinde x küp artı 2'nin x artı 5'e eşit olduğunu bulursun. Buranın 3 olması için x yerine 1 yazman gerekir. X yerine 1 yazarsan f'in tersinde 1 artı 2'den 3, x yerine 1 yazarsan 6 yapar. Yani burası 6'ymış arkadaşlar. O zaman en basitinden bu soru bana g6'yı soruyor. G6 kaçtır? Şimdi baktığın zaman bu x artı 3 ile bu 5x artı 1'in yerini değiştirirsen g'nin tersi gider. G'nin kendisi gelir. Yani g'nin içerisinde 5x artı 1 eşittir x artı 3 olur. Biz buranın 6 olmasını istiyoruz. O zaman x yerine götüreceğiz. 1 yazacağız. 5 artı 1'den 6 olacak. Burada da 1 yazacağız. 3 artı 1'den 4. Yani cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş olacak. 12 ile devam ediyorum. Fonksiyonu birebir ve örten olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Arkadaşlar birebir ve örten fonksiyonlarda şunu bileceğiz kesinlikle. Bakın. Hatta birebir bir örtenlikten yapmaya gerek yok. Size bir şey soracağım. Reel sayılardan A diye bir elemanı çıkarmış. Sizce bunu niye yapmış olabilir? Yani ne etti kardeşim bu A elemanı size? Niye atıyorsun o A elemanını oradan? Çünkü paydayı sıfır yapıyor. Paydayı sıfır yapan ifadeler tanım kümesinden genellikle atılır ki fonksiyon şartı yerine getirilmeye çalışılır. Demek ki A paydayı sıfır yapıyor. O zaman A'yı yerine yazalım paydada ve sıfıra eşitleyelim. 2A-4 sıfır. Buradan 2A eşittir 4. A buradan 2. Peki. Tamam. A 2. Paydadan attınız sıfır yaptığı için. İyi de kardeşim bu B'yi niye attınız ya? Görüntü kümesinden, değer kümesinden bir eleman niye atılır ki? Demek ki o da tersini tanımsız yapıyor. Çünkü bu fonksiyonun tersini aldığınız zaman bu sefer R-B'den R-A'ya bir fonksiyon olacak. Yani bu da artık tanım kümesine geçmiş olacak. Tersinin tanım kümesinde. O zaman bu fonksiyonun bir tersini alalım. Nasıl alınıyordu bunların tersi? Buradaki eksi 4 ile buradaki 3'ün yerini ve işaretini değiştiriyordunuz. Yani 4x artı 5 bölü 2x eksi 3'tür bunun tersi. B de bunun paydasını tanımsız yapıyor. Yani 2b eksi 3 0 oluyor. Buradan 2b eşittir 3 oluyor. B eşittir 3 bölü 2 oluyor. Şimdi b'miz 3 bölü 2. A'mız da 2. O zaman bunları çarparsak 3 bölü 2 çarpı 2. 2'ler birbirini götürecek ve cevabımız 3 gelecek. Geldim 13. soruya. G fonksiyonu birebir bir örten olmak üzere gx eşittir buymuş. Buna göre g bileşke g b 25 tane işleminin sonucu kaçtır? Bak çok güzel bir soru. Bu soruyu şöyle çözeceğim. Bakın arkadaşlar, bu kadar çok bileşke işlemi bir aradaysa tabii ki bize 27 tane bileşke işlemi yaptırmayacak. Bir bileşke fonksiyonunun kendisiyle bileşkesini aldığın zaman bunun gidebilmesi için ne olması lazım? Bunda ters olsaydı şöyle, yani g'nin tersi olsaydı bunlar birbirini götürürdü. Buradan bir şüpheleneceğim. Diyeceğim ki g'nin tersini bir bulayım. G'nin tersi ne acaba? Eksi 4 ile 4 yer değiştirdi. 4x artı 5 bölü x eksi 4. Tersi kendisine eşit çıktı bunun bak. Çünkü 4'ü aşağıya eksi 4. Eksi 4'ü aşağıya artı 4 diye geçirince bu tersi kendisine eşit. O zaman burada istediğim g'ye g'nin tersi yazabilir miyim? Çünkü g eşittir g'nin tersi çıktı. Yazabilirim. O zaman bak 26 tane bileşke işlemi. 26 tanesi. 13 tanesi g, 13 tanesi g'nin tersi olacak şekilde çatır çutur birbirini götürür mü? Götürür. O zaman arkadaşlar 26 tane bileşke birbirini götürürse geriye bir tane g5 kalır. Çünkü 26 tanesi gitti. G5 de 20 artı 5'ten 25 bölü 5 eksi 4'ten 1, 25 bölü 1'den 25 yani D şık olur. Güzel bir soru. 14'te devam ediyorum. İşleminin sonucu kaçtır? Bak şimdi hemen f içinde f2. Hemen G içinde G3. Hemen F içinde G5. Değil mi? Böyle yazıyorum. F2. X yerine 2 yazarsam 6 artı 2'den 8. Yani şurası 8. O zaman F8'i bulacağım. G3. X yerine 3 yazarsam 6 eksi 4'ten 2. Yani G2'yi bulacağım. G5. X yerine 5 yazarsam 10 eksi 4'ten 6. Yani F6'yı bulacağım. F8'i bulurum. 8 yazarsam 24. 2 daha 26. G2'yi bulurum. 2 yazarsam 4 eksi 4'ten 0. 6'yı bulurum. 6 yazarsam 6 kere 2 12. Yok. F'de 6 yazıyorum. 6 kere 2 18. 2 daha 20. O zaman arkadaşlar cevabımız 46 yani E şıkkı yapacak. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu veriliyor. Buna göre 2025 tane f5'in eşiti kaçtır diye soruyor. Vay be. Allah Allah. Şimdi bakalım. Tek tek. F içinde tık tık en içteki F5'e bir bakalım şöyle. En içteki F5. F5 ne demek? X yerine 5 yazmak demek. X yerine 5 yazmak nasıl yapılır? Bakın burada 4'ten x'in 4'ten büyük değerleri diyor. 5 4'ten büyük olduğuna göre 5'i burada yaz. F3. F3. Yani 2024 tane bileşke işlemi kaldı ve elimde F3 var. Değil mi? 2024 tane bileşke işlemi kaldı ve elimde F3 var. Tamam. X yerine 3'ü nerede yazacağız? Arada yazacağız. Yazdım 3'ü yerine çünkü 0 ile 4 arasında. 6-4'ten 2. Şimdi elimde 2023 tane bileşke işlemi kaldı. 5'i yerine yazdığımda ne çıktı cevap? F5'i yerine yazınca 3. 3'ü yerine yazınca ne çıktı? 2. Şimdi 2 yazacağım. F2. F2'yi de yine arada yazacağım. 2'yi yerine yazdım. 2 kere 2 4. Bak. 5'i yerine yazdım 3 çıktı. 3'ü yerine yazdım 2 çıktı. Şimdi 2'yi yerine yazıyorum. 2'yi yerine yazınca 0 çıktı. İlkini yazdıktan sonra 2024 tane bileşke kaldı. Burada 2023 tane kaldı. Burada 2022 tane kaldı. 0 en aşağıda yerine yazıyor. 0 yerine yazınca 1 çıktı. 0 yerine yazınca 1 çıktı. 2021 tane bileşke kaldı. 1'i yerine yazınca ne çıkacak? 1 yine 0 ile 4 arasında. 1'i yerine yazınca 2 eksi 4'ten eksi 2 çıkar. Eksi 2'yi 1'i eksi 2'ye götürüyor. 1'i eksi 2'ye götürüyor. 2020 tane bileşke işlemi kaldı. Şimdi eksi 2 yerine yazınca ne çıkacak? Eksi 2 sıfırdan küçük yerine yazınca eksi 2'nin karesi 2. Bir daha 3. Eksi 2 yerine yazınca 3 çıkacak. Yani 2019 tane bileşke işlemi kaldı. 3'ü yerine yazınca ne çıkacak arkadaşlar? 3'ü yerine yazdığım zaman 3 kere 2 6. 6'dan 4 çıktı 2. Bak şurada tekrar etti, farkında mısınız? Bak şurada. 3'ü yerine yazınca yazmazdım. Tekrar 3'ü yerine yazınca 2 çıktı. Bir daha 2'yi yerine yazınca 0 çıkacak. Gördüğünüz gibi 2024'ü dışarıda ayırırsak 1, 2, 3, 4, 5 tane de ne oldu arkadaşlar? Sonuç başa döndü. Değil mi? Tekrar etti yani. O zaman en son şöyle olacak. 2025 tane var ya. 2025 tanesinin bir tanesini ayırdığımız zaman arkadaşlar 2024 tanesi kalıyor ya. 2024 tanesini 5'e bölünce 4 tanenin kalanını veriyor. Yani aslında 5'e kadar yapıyorsunuz. Sonra başa dönüyorsunuz. Yani bu var. 5'i 3'e götürecek. Ondan sonra 3'ü 2'ye götürecek. Sonra arkadaşlar 2'yi 0'a getirecek. Bak en son burada kalıyoruz ya 2024'te. Yani 2025'in sonunda. Sonra buradan itibaren 1, 2, 3, 4 tane saymamız lazım. 2'yi 0'a götüren de durmamız lazım 2025 için. Doğru cevabımız B. En son 2'yi 0'a götürecek. Bu da böyle ardışık toplamla ilgili güzel bir, ardışık bileşkeyle ilgili güzel bir soruydu. Aşağıda yukarıdaki şekilde f 2x-3 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. İşlemin sonucu kaçtır? Bak burada dikkat ederseniz fonksiyon 2x-3. Burada fonksiyon fx değil. Fx olsaydı 6 yazınca, bak fx olsaydı x yerine 6 yazınca 0 gelirdi. Mesela 2 yazınca eksi 3 gelmiş ya bak. X yerine 2 yazınca eksi 3 gelmiş. O zaman x yerine 2 yazalım. X yerine 2 yazalım. 4 eksi 1'den f1 eşittir 3 gelmiş. Eksi 3 gelmiş. X yerine 6 yazdığımız zaman bak. X yerine 6 yazdığımız zaman 12 eksi 3'ten f9 eşittir 0 gelmiş. Eksi 2 yazdığımız zaman 2 gelmiş. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 4 eksi 3'ten f eksi 7 eşittir 2 gelmiş. X yerine eksi 5 yazdığımız zaman eksi 10 eksi 3 daha f eksi 13'ün sonucu eşittir 0 gelmiş. Tamam mı? F eksi 13 0. F eksi 7 2. F1 eksi 3, bir de eksi var önünde, artı 3. F9 kaç? F9 o da 0. O zaman topladığımız zaman cevabımız 5 gelecek. Yani E şıkkını işaretleyeceğiz. 17. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F bileşke fx artı 2 eşittir eksi 2 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Bak şimdi şöyle düşünelim. F'in içerisinde fx artı 2 eşittir eksi 2'yi sağlaması lazım. Hani diyor ki adam bana, f'te ne yazarsanız içine, f'in içine ne yazarsanız sonuç eksi 2 çıkar diyor. Bakıyorum y'de eksi 2'yi buldum. Bir 0 yazarsam eksi 2 çıkıyor. Yani buranın bir 0 olma durumu var. Bir de 5 yazarsam eksi 2 çıkıyor. Bir de buranın 5 olma durumu var. 2 tane ihtimali var. Eğer fx artı 2 0 olursa işlem sağlanıyor. Fx artı 2 5 olursa, fx artı 2 eşittir 5 olursa da işlem sağlanıyor. Peki f fonksiyonunda x yerine ne yazarsam, daha doğrusu için ne olursa 0 olur. 0 demek arkadaşlar görüntüsünün 0 olduğu yerler x eksenini kestiği noktalar. Eksi 3, eksi 1 ve 6. Yani buranın eksi 3, eksi 1 ve 6 olması lazım ki içerisi 0 çıksın. Peki ne zaman x yerine ya da iç fonksiyonun içine ne yazarsak sonuç 5 çıkıyor. Y'de 5'i bulalım. Burası 8 yazınca 5 çıkıyor. Demek ki arkadaşlar buranın da 8 olması lazım. Peki x artı 2'yi eksi 3 yapan x değeri kaçtır arkadaşlar? Eksi 5. X eşittir eksi 5. Peki x artı 2'yi eksi 1 yapan değer nedir arkadaşlar? Eksi 3. X eşittir eksi 3. Peki x artı 2'yi 6 yapan değer nedir? 4. X eşittir 4. Peki x artı 2'yi 8 yapan değer nedir? 6. X eşittir 6. İşte buradan 3 tane, buradan 1 tane x değerleri var. Bize bunların toplamını mı soruyor? Aynen, bunların toplamını soruyor. Toplarsam 4, 6 daha 10. Buradan da eksi 8 geldi. 10 eksi 8'den sorumuzun cevabı 2. Yani D şıkkı yapar ki bu son soruda karşımıza çıkacak nitelikte sorulardan bir tanesiydi. Şimdi hızlatalım. Güzeldi. 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 Sınav, bak sınav ayarı sorular. Böyle şeyler soruyorlar arkadaşlar sınavlarda. Ne soruyorlar Allah aşkına? Bir bakın bakalım yani. Bir açın bakın. Geçmiş senelerde bu adamlar ne sormuş kendi gözlerinizi zaten görürsünüz. Şimdi 17. soruya kadar hallettik ve bugünü bitirdik arkadaşlar. 29. gün bitti. Artık son güne gireceğiz. Full tekrar kampında. Gördüğünüz gibi soru 18'den başlayacağız ve arkadaşlar soru 29'a kadar 30. günün 1. videosunda, 30'dan itibaren 30. sorudan 44. soruya kadar da ikinci videoda halledeceğiz ve 184 bizim TYT full tekrar kampımızın sonu olacak. Şuraya da son yazayım. Tabi biz de biliyorsunuz ki her son bir başlangıçtır diyebilirim. Peki kamp programımız gelsin bakalım. Evet, şöyle baktığım zaman fonksiyonlar 1-2 videoyu da hallettik 29. günü ve gördüğünüz gibi son bir günümüz kaldı arkadaşlar. 30. günle itibaren kampımızı nihayet bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 30. günde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.